Hüseyin Çevik kimdir? İsmail Ağa'ya sızma planları mı var? Yoksa cemaati yıkmaya mı çalışıyor? Az sonra. Arkadaşlar, herkes işi gücü bırakmış, Hüseyin Çevik'i tartışıyor. İsmail Ağa bizden değil açıklaması yapıyor. Hakkında dava açıyor. Bazı gazeteler manşete taşıyor. Bazı yazarlar bir şeyler karalıyor. Abdurrahman Uzun gibi daha önce uyardığımız YouTuberlar ileri geri konuşuyor. Gelin hep beraber eleştirileri ve cevaplarını masaya yatıralım. Sonunda kararı siz verin. Yöneltilen eleştiriler şunlar arkadaşlar. Hüseyin Çevik hoca değil diyorlar. Ağzı bozuk diyorlar. Başlıkları yanlış anlaşılmaya müsait. Bu kılık kıyafeti lekeliyor diyorlar. En son işte İsmail Ağa'ya laf getiriyor. Onun vesilesiyle birileri İsmail Ağa'ya laf ediyor diyorlar. Hemen böyle cemaat içinde bulunan hocalardan da bakıyorsunuz adamı harcamaya yönelik paylaşımlar. Düşene 1000 tekme vuruyorlar. Böyle olmaz, zaten hoca değil falan filan. Şimdi arkadaşlar, dün bugün İmam Hatip'ten mezun olup daha Fatiha okumasını bilmeyen ama bir yere imam olan genç bir kardeşimize millet ne diyor? Hoca diyor, biz neleri gördük? Kur'an okumasını bilmeyen, camiyle alakası olmayan, ekmek davasına imamlığa koşan niceleri var. Şimdi çıta daha çok yükseldiği için adımlarda dikkat ediliyor. Kalite yükseltiliyor ama önceden vardı. Şimdi bunlara bile hoca diyoruz. Hele köyde millet karşısında el pençe, saygı gösteriyor. Bunun yanında günümüzde ortaya çıkan sıvacı, boyacı, Vehhabi selefiler de kalkıp cemaat kuruyor, insanları peşinden sürüklüyor. Bir de kafasına göre hüküm çıkartıp fetva veriyor. Böyle bir ortamda Hüseyin Çevik de hocadır. Hem de iyi hocadır. Biz neye bakacağız? Ehli sünnete aykırı bir söylemi var mı? Yok. Hanefi usulüne aykırı olarak kendisi fetva mı veriyor? Kafasına göre hüküm mü koyuyor? Yok. Daha ne? Medrese okumayan, icazeti olmayan tebliğ yapamaz mı? Bu söylem Mahmud Efendi Hazretleri'nin anlayışına da ters. Tebliğ etmek için hoca olmanıza gerek yok. Karşılaştığın insana namazını kılmıyor musun bile diyemez misin buyuruyor. Kendisi yine yanında bulunan hoca olmayan kişileri tebliğe gönderiyor. İsmail Ağa da Efendi Hazretleri'nin zamanında bile hoca olmayıp iyi konuşan bir ayet bir hadisle vaaz eden yok mu? Var. Dolayısıyla bir kişi çevresindekilere bir şeyler anlatmak istiyorsa ve anlattıkları da İslam'ın ana caddesi, ehli sünnete aykırı değilse kim ne diyebilir? İnsanlara sen sus, sen konuşma diyebilir miyiz? İsteyen istediğini yapar. Ama ağzı bozuk diyorlar, mahalle ağzıyla konuşuyormuş. Zaten kendisi söylüyor, orası Bağcılar. Yani ne bekliyorsunuz? Bir de sanki herkes beyefendi. Herkesin ağzı çok düzgün. Yahu hiç sokağa çıkmıyor musunuz? İnternette bir video açtığınız zaman insanların muhabbetlerini görmüyor musunuz? İnsanlar bugün bu dilden anlıyor. Benim gibi sessiz sakin konuşursan kimse dinlemiyor. Mahallenin dilini yakaladığın zaman insanlar daha çok dinliyor. Mahmud Efendi Hazretleri'nin yanında da böyle insanlar vardı. Mesela Bilal Efendi'nin bu konuda hatıraları var. Burada anlatmak istemem. Efendi Hazretleri'nin en samimi dostu. Yani Hüseyin Çevik sinkaflı küfür mü ediyor? Yok. Hakaret mi ediyor? Yok. Ağır ifadeler mi kullanıyor? Yok. Çevresindekilere oranın lisanıyla hitap ediyor. Bundan daha doğal ne olabilir? Peki bu kılık kıyafeti lekeliyor mu? Arkadaşlar, az önce saydığım çirkin şeyleri yapıyor mu? Hayır dedik. Peki mahalle ağzıyla konuşması bu kıyafeti neden lekelesin? Bakın Osmanlı zamanında herkes bu kıyafeti giyiyor. Sarhoşu da, kabadayısı da, hocası da, hacısı da. Yani bu bir ölçü mü? Sen sarık takıyorsun, medrese icazetli hoca gibi konuşmalısın. Yoksa sus, konuşamazsın. Tebliğ yapamazsın. Böyle bir şey istenebilir mi insanlardan? Kimisi var sigara tiryakisi, sonradan dönüş yapıyor. Cübbe sarık giyiyor. Sigarayı hemen nasıl bıraksın? O haliyle çekiyor, üflüyor, çekiyor, üflüyor. Yani bu kişiye sigarayı bırakmıyorsan sarığı çıkartacaksın denilebilir mi? Başlık mevzusu da anlaşılıyor zaten. İnsanların dikkatini çekmesi için yapılan bir şey. Ve bakın 300 bini aşkın takipçiye ulaşmış.
Demek ki kendisini dinletiyor. O fır fır fırıldak gibi 60 binlik kanal satın almamış, reklam vermemiş. İnsanlar abone olmuş, beğenmiş. Demek ki bu lisanın da bayağı bir karşılığı var. Birisi kitapları yutmuş ilim ehli, alim, hal ve hareketleriyle, konuşmasıyla da bunu gösteriyor. 20 bin abonesi var. Videosunu da herkes izlemiyor. Açıp sonuna kadar bakmıyor. Çünkü Türkiye'de şu an seviye yerlerde, özellikle gençlik öyle alim falan bakmıyor. Konuşması sıkmayacak kişileri takip ediyor. Hüseyin Çevik de bu yönden tercih ediliyor olabilir. Bir de yılbaşında bir kalabalıkla yürüyüş yapmışlar. Sessiz, sakin. Niye? Çünkü hocalar hep söyler. Sizin bu kıyafetle yürümeniz bile tebliğdir. Kimseyle konuşmadan, sessiz, sedasız tebliğ yapalım demişler. Kemalist İslam düşmanları da bunu İsmail Ağa hocası yılbaşında yürüyüş yaptı gibi lanse edince, daha doğrusu bunlar her hareketlerinde İsmail Ağa hocası Hüseyin Çevik diye haber yapınca, İsmail Ağa Vakfı da haliyle bizle alakası yok diye açıklama yapmış. Arkadaşlar, İsmail Ağa Vakfı Mahmud Efendi Hazretleri'ni münasip gördü. Çok değerli hoca efendilerin içinde bulunduğu bir heyet olması sebebiyle benim burada yorum yapmam doğru olmaz. Lakin belki gözlerden kaçan bir noktadır diye acizane hatırlatma yapmak istiyorum. Kemalist İslam düşmanı medyanın her haberine konu olan vatandaş için bizden değildir açıklaması yapılırsa masum bayraktarın değirmenine su taşınmış olur. Onlar ne diyorlar? İsmail Ağa bizden ayrıldı. Biz Mahmud Efendi cemaatiyiz diyorlar. Bu bizden değil, şu bizden değil denilince bu vatandaş da ne diyecek? Evet, benim İsmail Ağa ile bir alakam yok ama ben Mahmud Efendi'ye bağlıyım diyecek. Bak, aynı söyleme geldi. Buna mecbur kalıyor çünkü. Halbuki şu dense İsmail Ağa da görevli veya yetkili değildir. İsmail Ağa'nın kontrolünde olan bir kişi değildir. O zaman gönül köprüsü atılmamış olur. Kişi kazanılmış olur. İslam düşmanlarına da yem edilmemiş olur. Diğer türlü masum bayraktarın ekmeğine yağ sürülür. FETÖ bile darbeciler için ne dedi? Gönül bağı varsa ben ne yapabilirim dedi. Bizden değil demiyor. Onları dışlamıyor. Kemalist kemaliste, komünist komüniste sahip çıkıyor. Adam teröristine bile sahip çıkıyor. Bizde ise maalesef adam harcamak çok kolay. Tamam, masum bayraktarı Mahmud Efendi Hazretleri uzaklaştırmış. Bu kişi hakkında uyarılar yapılsın. Ama cemaati seven, sayan, ehl-i sünnet insanlar için aynı yaklaşımı yapmak onları ve takip eden diğer insanları da etkiler. İsmail Ağa'ya karşı bir tavır takınmaya sebep olabilir. Dolayısıyla arkadaşlar, konuyu toparlarsak Hüseyin Çevik hocayı beğenen takip eder, dinler. Beğenmeyen izlemez. Bu kadar basit. He, adamın yeri yurdu belli. Çağırsanız da gelir. Kardeşim, şöyle şöyle yapsan daha iyi olur. Bak, şuna şuna da dikkat et diye nasihatte bulunsanız o da elbette dikkate alır. İnsan harcamak kolaydır. İki kelimeyle tüm bağlarını koparırsın. Ama kazanmak zordur. Mahmud Efendi Hazretleri kazanma yolundaydı ve yanındaki insanları bile hatalarıyla, eksikleriyle sever, tutardı. Bu konuda çok hatıraları var. Ben şahsen Hüseyin Çevik Hoca'yı yalnız bırakmamak adına Allah rızası için böyle bir video çekmek istedim. Çünkü ehli sünnet hangi hocaya saldırsalar o cevap verdi, sahip çıktı. Allah razı olsun. Biz birbirimize destek olmayacağız da kim destek olacak arkadaşlar? Allahu Teala razı olsun. Doğru yoldan, istikametten onu da bizi de ayırmasın.